Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçimiz Sayın Lale Ülker, Portekiz Ankara Büyükelçisi Sayın Jaime Van Zeller Leito, Portekiz İş Dünyası Yöneticileri Birliği Fanim Başkanı Sayın Paulo Carmona, Türkiye ve Portekiz İş Dünyası'nın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar. Yaklaşık bir yıldır global ölçekte yaşanan salgının algı ve önceliklerimizi yeniden belirlediği bu yeni düzende sözlerime öncelikle siz değerli katılımcılara sağlıklı günler ve işlerinizde sürdürülebilir başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Bugün burada Türkiye ve Portekiz arasında işbirliği fırsatlarını tanımlamak ve değerlendirmek üzere bir araya geldiğimiz bu webinarda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Şahsım DEİK Türkiye Portekiz İş Konseyi adına sizleri saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz demek istiyorum. Katılımcı listesine bakıyorum. Webinarımızın katılımcılarının çoğunun DEİK üyesi yüzde şirketlerimizin temsilcileri olduklarını görüyorum. Ancak henüz üyemiz olmayanlar için de yeri gelmişken kısaca DEİK'ten bahsetmek isterim. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türk özel sektörünün küresel piyasalar ile kurumsal işbirliğini 139 ülkeyle kurduğu iş konseyleri vasıtasıyla tesis ediyor. Ve DEİK çatısı altında 1991 yılında kurulmuş olan Türkiye Portekiz İş Konseyi, kuruluşundan beri ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması bakımından önemli görevler üstlenmektedir. Bugün webinarımızda sıkça duyacağınız üzere iki ülke arasındaki potansiyel ticaret hacmi ve işbirliği olanakları oldukça büyüktür. İş konseyi olarak hedefimiz ise bu iş potansiyelini hayata geçirmek üzere iki ülkedeki iş insanlarını birbirlerine yaklaştıracak fırsatlar oluşturmaktadır. Bu noktada bizimle her daim işbirliğine açık olan Portekiz Yatırım ve İhracat Ajansı ICEP'de huzurlarınıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Malumunuz herkes Portekiz'i gayet iyi tanıyor. Ancak konuşmama yine Portekiz'in ülke profiliyle ilgili kısa bilgiler vererek başlamak istiyorum. Portekiz, Batı ve Güneyi Atlantik Okyanusu, Doğu ve Kuzeyi İspanya ile çevrili 92.212 kilometrekarelik yurdu ve 10.3 milyonluk nüfusu ile Dünya Bankası kaynaklarına göre barışçılık indeksinde 3. Demokrasi kalitesiyle dünya 8.'si, refah seviyesinde 26.'sı ve basın özgürlüğünde 12. NATO ve Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi olan bu ülkede kişi başı milli hasıla satın alma paritesine göre 36 bin dolar ve bu rakamla dünya 43.'sü. Şimdi Portekiz kadim bir devlet anlayışına sahip ve tarihi Türklerin Anadolu'daki tarihine paralel şekilde gelişmiş. Kuruluş ve yükseliş dönemlerini aynı dönemlerde yaşamışlar ve 20. yüzyılın başında Cumhuriyeti benimsemiş bir ülke. Ve özellikle bulunduğu dönem içerisinde cesur ve vizyoner coğrafi keşifleriyle insanlık tarihini şekillendiren gelişmelere öncülük etmiş. Bu ülke Magellan, Vasco de Gama, Bartolomé Dias gibi önemli figürler yetiştirmiş. Ve tıpkı Türkiye gibi kıtalar arasında birleştirici bir konuma sahip. Şüphesiz ki Türk iş dünyası içinde geniş bir coğrafya açılım için merkez bir üst konumunda. 1970'lerin ortasına kadar tüm kolonileriyle beraber 2.6 milyon kilometrekarelik toprak bütünlüğüne ulaşmış Portekiz. Yani Portekiz bizim için, Türk iş dünyası için 10 milyonluk bir pazar değil. Aslında kültürel hinterlandı, sosyal ve siyasal etki alanıyla potansiyel olarak 250 milyon nüfusluk bir iktisadi ortak konumunda. Bu açıdan bakıldığında mevcut yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmimizin ötesinde bir iş potansiyelinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve Mart 2018'de Lizbon'da gerçekleştirilen JETCO toplantısı kapsamında da bu iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk olarak 5 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefi belirlenmişti. Bu noktada elbette bizde iş dünyası temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Portekiz'in 250 milyonluk nüfusu olan hinterlandından bahsetmiştim. Biraz daha açmak isterim bu konuyu. Portekiz başta Latin Amerika olmak üzere üçüncü ülkelerdeki faaliyetlerin geliştirilmesi açısından da çok önem taşıyor elbette. Çünkü Portekizce konuşulan ülkeleri göz önüne aldığımızda Brezilya'dan Angola'ya, Mozambik'ten Cabo Verde'ye, Doğu Timor'a, Gine-Bissau'ya, Macau'ya kadar oldukça geniş alana yayılmış etkili bir ticari güç ve geçiş kapısı olarak görüyoruz biz Portekiz'i. Dolayısıyla bugün bizleri dinleyen Türk iş dünyasının temsilcilerine de Portekiz'in iş hacmini değerlendirirken
sadece Avrupa'ya açılan bir liman ülkesi olarak değil, çok daha geniş bir coğrafyanın anahtarı olarak düşünmelerini rica ediyorum. Tabii Portekiz'de yatırım yapmayı düşünen Türk insanlarımız vardır, iş insanlarımız vardır. Burada diğer Batı Avrupa ülkelerine göre daha düşük bir maliyette yetenekli, yüksek eğitimli ve çok dilli iş gücü bulacaklarını belirtmek istiyorum. Özellikle rakam vermek gerekirse 2020'de yapılan bir araştırmada Portekiz'in dünyada yabancı dil olarak İngilizceyi en iyi konuşabilen 7. ülke olduğunu gördük. Portekiz'in kendi ekonomisinin rekabetçiliğini artırmak için özellikle altyapı projelerinin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmasına büyük önem verdiğini biliyoruz. Yenilenebilir enerjide örneğin güneş enerjisi, dalga enerjisinin artırılması ve hidrojen gibi yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi ülkemin gündeminde çok dikkat çeken konulardan bazıları. Portekiz hükümeti ayrıca pandemiden etkilenen ekonomiyi kamu yatırımlarıyla canlandırmayı hedefliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Portekiz'de kamu ihalelerinin artması bekleniyor. Planlanan 2021 ve 2030 yılları için hükümetin açıkladığı ulusal yatırım programında toplam değeri 43 milyar euroya çıkartılmış. Ve bu miktarın 2/3'ü kamu ve Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak. Planlanan yatırımlar arasında en çok ulaşım sektörü ve özellikle demiryolu öne çıkıyor. Diğer ana başlıklarda çevre, enerji ve sulama projeleri de var. Gündeme alınan bu kamu projelerinin yakın ve orta vadede Türk iş dünyası için ürün ve servis ihracatı imkanlarıyla birlikte önemli yatırım imkanlarını da ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Tarih boyunca Türk ve Portekiz halkları arasında sosyal ve siyasal dostane ikili ilişkilerin geliştirildiğini ve bu ilişkilerin korunmasına özen gösterildiğini gözlemledik. Yine günümüzde Portekiz'in Avrupa Birliği içerisinde Türkiye adaylığını destekleyen bir yaklaşım var ve bu yaklaşımda bu temel felsefeyi ve samimi duruşu doğruluyor. Malumunuz Portekiz Ocak 2021 itibariyle Avrupa dönem başkanlığını devraldı ve Temmuz ayına kadar da bu süreci yürütecek. Türk iş dünyası olarak mümkün olan her platformda dile getirdiğimiz üzere gümrük birliğinin modernizasyonu artık kaçınılmaz bir noktaya geldi. Portekizli dostlarımızdan istirhamımız dönem başkanlıkları boyunca gümrük birliğinin çağın şartlarına uygun olarak revize edilmesi için gerekli adımların atılmasıdır. Böyle bir gelişmenin de Portekiz başkanlığında yaşanması yine iki ülke arasında asırlardır süregelen dostane ilişkileri perçinleyecektir. Ayrıca potansiyelin çok altında dediğimiz ticaret hacminin de artmasında büyük ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Değerli katılımcılar, bugünkü toplantının ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırması ve iş dünyalarımız arasında iletişimin artırılması açısından önem arz ettiğine inanıyorum. Ve 2021 yılı içerisinde bu webinarın devamı olarak ikili ilişkilerin de görüşmelerin de yapılacağı webinarlar serisini düzenlemeye iş konseyi olarak devam edeceğiz. Bugün çok değerli iş insanlarımızdan Portekiz'deki yatırım ve iş yapma süreçlerini dinleyeceğiz. Bunlardan biri Global Yatırım Holding, diğeri ise Oyak Çimento. Konuşmamı bitirmeden önce ben de Yıldırım Holding olarak bizlerin Portekiz'de neler yaptığından bahsetmek istiyorum. Biz Yıldırım Şirketler Grubu'nun limancılık iştiraki Yılport Holding olarak 10 farklı ülkede 22 tane liman işletiyoruz ve 2016 yılında Portekizli şirket Tertir'in %100 hissesini satın alarak 7'si Portekiz'de olmak üzere 10 tane limanı Yılport'un portföyüne kattık. Ya 300 milyon euro civarındaki bu bedelle hayata geçirilen bu devralma o vakitler bir Türk şirketinin Portekiz'deki en büyük yatırımı olmuştu. Şimdi sanırım Oyak Çimento, Çimport Çimento Fabrikası yatırımıyla bizi geçmiş. Bu durum bizi gururlandırdı ve diğer Türk yatırımcılara cesaret verdiği gibi bizler için de yeni bir hedef ortaya koymuş oldu. Kendilerine burada hayırlı olsun diliyorum ve başarılar diliyorum. Yılport olarak biz de Portekiz'de büyüme odaklı vizyonumuza devam ediyoruz. Porto ve Lisbon'da bulunan limanlarımızın genişletilme ve modernizasyonu için de 360 milyon euroluk yeni bir yatırım paketi açıkladık. Bu umuyorum ki kusursuz işleyen ve modern bir liman altyapısı Portekiz'in de dış ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Sözlerime son verirken toplantıyı onurlandıran Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için bizleri desteklerini bizlerden esirgemeyen sayın büyükelçilerimize ve değerli konuşmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sözü Portekiz İş Dünyası Yöneticileri Birliği Başkanı Sayın Paulo Carmona'ya bırakıyorum. Mr. Carmona, the floor is yours, sir. Thank you. Thank you, Ms. Oza-Oz. Teşekkür ederim. Thank you for the partnership that we are starting between BEICAP and FAI in Portugal. We are the Association of the Board Managers in Portugal. We are on the 42nd year of existence. We gather most of almost all the big companies in Portugal at the executive level, the C members. And we are as also a representative of the managers in Portugal as according to the government. And so we, of course, in the main objectives of FAI is to promote internationally companies and trade and investment with other countries, and Turkey certainly is one of our best experiences in recent times. We believe strongly that Portugal and Turkey have a lot to discover themselves. Of course, the cements and the ports, they have stayed ahead a little of these things and took the lead in terms of discovering Portugal, which we welcome. I think the experience they have in Portugal are frankly positive, and we'll hear from them in a short while. I'm a very good friend of Turkey, and I know quite a lot, and I have some Turkish friends there. I believe, and fine to see and easy that Portugal and Turkey are very, very similar in terms of cultural and even economic structures. Apart, of course, the huge difference in size between those two countries, even people faces are very Mediterranean and very close, and we love olive oil and you know, stuff of our food, and it's not very, very different. That's why we believe here in Portugal that our country is probably the best country, or the country in Europe that Turkish people feel more at home in terms of culture, in terms of dialogue with people. We share, of course, a long history, a long friendship, a long friendly history. One of us was and still is a powerhouse, a European powerhouse, and we were once a maritime power. With our eyes in the oceans, and but still very open to partnerships to explore and re-explore the world for trade and investments. And I believe that Turkey is certainly a very good partner in terms of what we can do together. As a curiosity, Portugal is the most spoken language in the Southern Hemisphere, of course, because of Brazil and Angola, but still something that Northern Hemisphere is residual, of course. It's like 9 million people, as Mr. Ozer was told. But very open to the world, very open to other cultures, and with a lot to give in terms of partnership to our world. Well, FAI is all busy here with our Turkish Business Council to help Turkish firms coming to Portugal for trade investments, and the other way around with the ICAP for the Portuguese firms to explore Turkey for trade and investments. And of course, we are eager to develop this friendship and this partnership for business. And anything that any Turkish company needs in Portugal that FAI could deliver in terms of networking with our members, the biggest companies we have in our membership, we're helping with the red tape bureaucracy, which is always something difficult, but we can have some accumulated experience that we can share with our friends, with our Turkish friends. Well, partnerships, anything, or even studies that we can have about our activity, economic activity in Portugal, that thing that can be of some value for trade, for investment, to export to Portugal or even invest. And I'm certainly that the experience we had so far with Turkish companies in Portugal are very pleasant. And we salute this initiative, we salute the ambassadors of both countries,
and we are eager to start developing this very strong partnership. And we have a lot to do because they are very similar countries in terms of culture, in terms of economic, and it's a world there out for us. Thank you very much to all. Mr. Carmona, thank you very much. And we take and receive your sincere invitation, and we rely on your esteemed organization. Very distinguished members of your organization, I think, could be good partners to our Turkish business people. Biz teşekkür ediyoruz size. Ve şimdi sözü bize desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Lisbon Büyükelçimiz Sayın Lale Ülker'e vermek istiyorum. Buyursunlar efendim. Müttesiniz efendim. Değerli meslektaşım Büyükelçi Fanzeller Leitu, Büyük Türkiye Portekiz İş Konseyi Başkanı Sayın Özer Öz, Sayın Fay Başkanı Carmona, Mr. Carmona, değerli konuşmacılar, değerli katılımcılar, hepinizi Lisbon'dan saygıyla selamlıyorum. Büyükelçi son kez Nisan ayında bir araya geldiğimizde COVID salgınının ilk aylarındaydık, başlangıcındaydık ve henüz bu salgının önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir göstereceği hakkında pek de fazla net bir bilgimiz yoktu. Bugün ise görüyoruz ki Mart-Nisan aylarından bu yana bütün dünya, Avrupa ve Portekiz ve Türkiye COVID ve COVID salgınının yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Ve tabii bu çok kolay bir mücadele değil, zorlu bir mücadele. Ama biz görüyoruz ki büyük bir dayanışma ruhu içinde Avrupa'da bu çabalar sürdürülüyor. Bu zorlu dönemde Portekiz 1 Ocak tarihinde AB dönem başkanlığını devraldı. Portekiz'in AB üyeliğine kabulünden bu yana 4. kez yaptığı bir dönem başkanlığı olacak bu. Çok önemli öncelikler belirledi Portekiz hükümeti. Tabii ki Avrupa Birliği ile birlikte. Bunlar dijital ve yeşil dönüşümle ekonomik toparlanmanın sağlanması, Avrupa'da sosyal sütunun güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği'nin küresel etkisinin arttırılması. Biz inanıyoruz ki Portekiz dönem başkanlığı bu önceliklerin hepsinin tamamı olmasa bile büyük ölçüde yerine getirildiği başarılı bir dönem başkanlığı olacak. Ülkemiz açısından baktığımızda da Özer Bey'in de belirttiği gibi Portekiz dönem başkanlığını biz bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gündeminin oldukça yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'ye başlangıcından bu yana Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermiş bir ülke olan Portekiz'in dönem başkanı olması çok önemli. Portekiz her zaman Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiği gibi Türkiye'nin AB üyelik süreciyle de gayet objektif ve dengeli bir yaklaşım sergilemiştir. Nitekim biz bunu Sayın Bakanımızın, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2021 yılının ilk yurt dışı ziyareti olarak 7 Ocak tarihinde Portekiz'e, Lisbon'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan görüşme ve temaslarda da bir kez daha tanık olduk. Türkiye-AB ilişkilerinin bu yılın ilk yarısı için olumlu bir gündem oluşturulması yönündeki gidişatı konusunda kapsamlı görüş alışverişi yapılması imkanı oldu. Bunun dışında tabii ki bu görüşmelerde hem Dışişleri Bakanı Santos Silva ile Sayın Bakanımızı kabul eden Portekiz Başbakanı Costa ile yapılan görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB kapsamında da taraf olduğu bazı bölgesel ve uluslararası konular ayrıntılı olarak ele alındı. Tabii ki bu üst düzey temasın, bu yılın başında gerçekleşen üst düzey temasların en önemli gündem maddelerinden biri de iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve mevcut potansiyelin kullanılabilmesiydi. Bu anlamda bir süredir yapılamayan
Ekonomik ve Ticari Komite JETCO toplantısının Portekiz'in dönem başkanlığının tamamlanmasından sonra yılın ikinci yarısında Türkiye'de gerçekleştirilmesi karara bağlandı. Bu çok önemliydi çünkü bir süredir JETCO toplantısını yapamıyorduk. JETCO toplantısı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan Koçta'ya 2015 yılında birincisi yapılan ama ikincisi bu süre zarfında gerçekleştirilemeyen hükümetler arası zirvenin yine Türkiye'de yapılması için birincisi Lizbon'da yapılmıştı. İlettiği davet Sayın Bakanımız tarafından Başbakan Koçta'ya iletildi ve kabul edildi. Sonuçta JETCO toplantısıyla biz ekonomik ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde yeniden ele alırken onun hemen ardından gerçekleştirilecek hükümetler arası zirvenin ki bu çok önemli hazırlıklarını da JETCO toplantısında yapmış olacağız. Tabii bütün bu fotoğrafta iş dünyası çok önemli. Hükümetler arası zirveyle birlikte bir iş forumu, geniş katılımlı bir iş forumu yapılması da planlanıyor. Şimdi biraz evvel hem Özel Bey hem Sayın Carmano da dile getirdi. Türkiye ile Portekiz arasında mevcut mükemmel ilişkiler, siyasi, sosyal, kültürel, bunlar tabii ekonomik ilişkilerle de güçlendirildi. Ve geçtiğimiz yıllarda 2019 yılında ticaret hacmimiz 2 milyar dolara aştı. Ancak pandeminin de etkisiyle 2020 yılında toplam ticaretimizde belli bir düşüş oldu. Ama biz bu düşüşün 2021 yılında kolaylıkla tekrar eski seviyesine gelerek hatta daha da üstüne çıkacağına inanıyoruz. Bu konuda da her türlü desteği hükümetimizde, büyükelçiliklerimizde, kuşkusuz dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerimize yapacaklardır. Nitekim kuşkusuz iş adamlarımızın bir kısmı biliyordur ama iki yıla yakın bir süre boş kalan ticaret müşavirliğimize de Ağustos yılı ayında, Ağustos 2020'de bir atama yapıldı. Müşavirimiz Gülsüm Aktaş, çok tecrübeli, deneyimli bir büyük müşavirimiz göreve başladı. Şimdi tabii ticaret bir yönde, burada büyük bir potansiyel var. 5 milyar dolar rakamları zikredildi. Önümüzdeki dönemdeki çalışmaların en kısa sürede, önümüzdeki yıllarda bu potansiyeli hayata geçirmeye imkan tanıyacağını düşünüyoruz biz. Yatırım bölümüne gelindiğinde tabii biz her zaman Yılport'un ilk buraya en büyük yatırımı yapan şirketlerimiz olan Yılport'un ve Globalport'un yatırımlarından büyük gurur duyduk ve bu yatırımların iki ülke ekonomik ilişkilerinin temel unsurlarından biri olduğunu düşündük. Tabii bu arkasından o yakın Simpor'la yaptığı yatırımla geldi. Hepsini yani rakamsal olarak aştı. Fakat bunun dışında agro tarımdan işte gayrimenkul geliştirmeye, turizme kadar başka şirketlerimizin de yatırımları var. Ama biraz sonra ayrıntılarıyla dinleyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum Simpor ve Globalport'un başarı öykülerini dinlemeyi arzu ediyorum. Tabii bu daha da potansiyel olmadığı anlamına gelmiyor. Hem Türk şirketlerinin Portekiz'de yatırımı için hem de Portekiz'in Türkiye'deki şirketlerinin farklı alanlarda yeni yatırımları için çok bunların desteklenmesi için çok kuvvetli bir siyasi irade olduğunu söylemek zorundayım. Her zaman iki ülke hükümetleri iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin layıkıyla geliştirilmesini destekliyorlar. Portekiz açısından bakıldığımızda önümüzdeki yıllarda yabancı yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi yönünde hükümetin de çabaları var. Özel Bey'in bahsettiği gibi çok önemli altyapı yatırımları söz konusu önümüzdeki yıllarda ve tabii ki Sayın Bakanlarımızın toplantısında da dile getirildi bu. Sadece iki ülkenin birbiriyle yatırım karşılıklı yatırım ticaret ilişkisinin ötesinde Türk şirketleri ve Portekiz şirketlerinin
iki ülkenin de mukayeseli üstünlüğü olduğu coğrafyalarda ortak işbirliği projeleri de gündeme geldi. Ülkemize baktığımızda Orta Asya Cumhuriyetleri'ne, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya, Balkanlara önemli bir çıkış noktasıyız ve şirketlerimiz bu ülkelerde çok aktif. Portekiz'e baktığımızda ise 250 milyon kişinin konuştuğu Portekizce dilinin hakim olduğu Hinterland'da Afrika'dan Latin Amerika'ya Portekiz'in de önemli bir mukayeseli üstünlüğü var. Bu iki karşılıklı avantajın birleştiği noktalarda da çok önemli projelere imza atılması imkanı olduğunu düşünüyoruz biz. Her zaman bugüne kadar olduğu gibi her zaman yanınızdayız. Bu toplantıyı düzenleyen DEİK mensuplarına, emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze toplantılarımızın gerçekleşeceği döneminde yakın olduğunu düşünmek istiyorum. Ama her halükarda bu senenin ikinci yarısı Türkiye-Portekiz ilişkileri açısından en üst düzeyde çok yoğun temaslara ve bunun getirdiği çok olumlu bir ivmeye şahit olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Büyükelçim çok teşekkür ediyorum konuşmanız için. Destekleyici, hedef gösteren konuşmanız için. Ayrıca olağanüstü çabanız için, olağanüstü desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Lizbon'da siz ve değerli ekibiniz bulunduğu için hepimiz çok şanslıyız. Ne zaman ihtiyacımız olsa, olmadan önce de bizleri her konuda uyarıp bilgilendiriyorsunuz. Gerçekten bu webinara katılan bütün katılımcılara da bunu söylemek istiyorum. Lizbon'da çok efektif, çok proaktif bir ekibiniz var. Sizler de destek veriyorsunuz. Umarım diğer katılımcılar da bundan faydalanabilirler. Now I would like to give the floor to Portuguese Ambassador in Ankara, His Excellency Jaime Belen Zeller Leito. Sir, Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency, dear Ambassador Lale Yükler, Ambassador of Turkey in Lisbon, dear Mr. Özer Öz, Chairman of Business Council Turkey-Portugal in Istanbul, dear compatriot Paulo Carmona, Chairman of FAE, Forum of Board Managers in Portugal, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning in Lisbon, still good morning. I would like to thank DEIC for inviting me to participate in this webinar on economic relations between Turkey and Portugal. If you allow me, I would like to say that my experience in Singapore and the United Arab Emirates, where I have been ambassador, is that embassies can help in developing business. I like this trend of diplomacy that we call for some time in our career, economic diplomacy, that was actually introduced in our curriculum by a former Minister of Foreign Affairs, who I think is today among us as chairman of the new Portuguese-Turkish Business Council in Lisbon. As I've mentioned, the connection of diplomacy and business, I would like to tell you immediately that in the Embassy of Portugal in Ankara, myself and the representative of AICEP, the Portuguese Agency for Investment and Foreign Trade, who unfortunately cannot be present today among us, we are always available to provide information and to help all the Turkish companies that intend to make business with or in Portugal. As an introductory note, I would like to mention, as my counterpart ambassador in Lisbon has already touched upon, the priorities and action lines of the current Portuguese presidency of the Council of the European Union that I think have much to do with what we are talking about here. And
the three priorities of our presidency are, first, economic recovery based on climate and digital transitions. Second, developing the social pillar of the European Union to ensure inclusivity in both transitions. And third, strengthening the strategic autonomy of the European Union open to the world. And having these priorities in mind, we say that it's time to deliver. We propose 5 lines of action according to 5 targets, which are a resilient Europe, a green Europe, a digital Europe, a social Europe, and a global Europe. Now, focusing on Portugal and the advantages of doing business with us, I would like to highlight first the capacity of adaptation and flexibility of Portuguese companies. And this capacity of adaptation we can see during these pandemic constraints that many companies could adapt to this new world. The Portuguese of today is a modern, technologic, innovative, stable, and peaceful country. Our products are already produced and exported with an add value based on high technology and innovation. Our talent is the locomotive of the Portuguese economy and for foreign direct investment. And Portugal is nowadays recognized internationally as a successful investment destination worldwide. Although our trade balance is increasing for the last decade, we have got still space to grow, and we should use all the instruments to make it better, like this event, trade missions, and also participation in fairs and other instruments we have. I would like to propose the Turkish companies and institutions to cooperate more strongly on selected business opportunities for both countries that include areas such as ICT, renewable energy, building materials, real estate, construction, automotive, railways, agri-food, tourism, among others. Turkey, I would like finally to highlight that Turkey and Portugal are each one located on the edge of Europe. This location can be used, as already mentioned by my predecessors using this floor, that this location can be used as a hub for the third countries that use the same language and with which they have strong trade relations. In our case, as already mentioned, Portuguese spoken countries as Africa and Latin America, Brazil, but also in the United States, Canada, and in Europe. In Turkish case, with the Central and Middle Asia and Caucasus countries. Partnerships such as in construction, tourism sector can always be made with Portuguese and Turkish companies on those markets. And even if we are in this pandemic crisis, I would like to suggest that in the future, when it will be possible, the businessmen that don't know yet Portugal come to visit our country in order to feel that you are at home. Because as already mentioned,
we have lots of affinity between our two people. And so I hope that when we come, you will feel at home and not in a foreign country. Our relationship at political, culture, and commercial level was always the best, and we should take more advantage of this excellent environment for increasing our bilateral trade and investment. Thank you for your attention. Your Excellency, thank you, actually, for this very explicit excellent speech, and you encouraged us with your invitation, and you specifically spot some areas where actually Turkish business people are very strong, like construction, tourism, agro businesses. I believe the participants today, when they heard you, they are very much interested, and I believe most of them will knock on your door soon to get more elaborated information about each areas, hopefully. And I'm also very happy that we are aligned. Same, like seeing the potential of between two countries is a great, and there is a lot to be done. There is a lot of room to improve. So this is very good that we speak the same language. Thank you very much, Your Excellency. Now I would like to give the floor to Mr. Luis Paudo Gonçalves. He's the senior investment manager of ICEP. But before doing that, I will make this in Turkish. Aslında biz bu webinarda öncelikle ICEP adına Sayın Celeste Mota'yı anons etmiştik. Ancak iki gün önce kendisi bir kaza geçirdi. Kendisine acil şifalar diliyoruz buradan. Celeste Hanım gerçekten çok Türk ve Portekiz iş dünyasının birbirine yaklaşması için çok çabalar harcayan, olağanüstü çabalar harcayan bir hanımefendi. Türkçe konuşuyor. Ne zaman ihtiyacınız olursa Portekiz Büyükelçiliği içerisinde Portekiz iş dünyası ile ilgili kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Aslına bakarsanız daha bu sabah hasta yatağından, hastaneden bana bu mesajı size iletmem için mesaj gönderdi. Kendisi iyileşiyor ama bu mesajı özellikle istedi. Kendisine ulaşın, sorular sorun, Türkiye Portekiz iş potansiyelini hep beraber ortaya çıkaralım istiyor. Now, again, I would like to announce Mr. Gonçalves, Senior Investment Manager of ICEP Global. Sir, the floor is yours. In an increasingly globalized world, how does a country stand out? This is a country made of land and sea, a crossroad between the Mediterranean and the Atlantic, a link between cultures and continents. This is the homeland of talented people, a founding member of the Euro, a gateway to a market of 500 million people. This is the home of a world leader in fast and ultra-fast chargers for electric vehicles. A country that produces more than half of its energy out of renewable sources. A privileged partner for innovation. Every day, more and more companies come to work and think with us. We also produce cars. But above all, we think cars. Think the green road ahead of us. And think the future. Innovation is taking the country to new frontiers. This is the world's biggest cork producer, transforming cork for the most traditional and revolutionary uses, from the top of the most precious wine bottles in the world to thermal shields and rockets and spaceships destined for space. This is a leading tourist destination in the world. A competitive and sustainable location. A top country in providing technological services. Host of great international events integrated in some of the most important value chains in the world,
that attracts and keeps some of the most talented people. So how does a country stand out in an increasingly globalized world? Well, I guess it's by welcoming the world and bridging cultures. Portugal, talented and welcoming. Thank you, Mr. Oles. Thank you so much for this introduction. Her Excellency, Madam Ambassador Leila, His Excellency Ambassador Jaime Leitão, distinguished guests. Good morning from Portugal. Good afternoon to everyone in Turkey. My name is Luis Pada, and I'm a Senior Investment Manager here at ICE Portugal Global, the Trade and Investment Promotion Agency of the Portuguese government. I'm feeling, as it was explained from Mrs. Celeste Mostert, she's our director of our offices in Ankara at the Portuguese Embassy, and she's our key person in everything that has to do with Turkey relationship between investors from both of our nations and trade and promotion for both of our nations. I'll start now my presentation by sharing with you, with all the present here, a presentation on highlighting why Portugal, why is Portugal such a key destination for investment and traders. And so we start by here at ICEP always by our track record. Recent investors that chose Portugal as a key destination for high added value projects in very different areas of business to come and invest and create added value for their operations to spread from Portugal, not only to Europe, but to an existing and growing competitive world market. And again, Portugal and Turkey are key access doors to key markets. Portugal is on the same time zone as the United Kingdom and Ireland, is the nearest European country to the United States and Canada, and is a bridge not only to the large European market of 500 million consumers, but also to the Portuguese-speaking market, bridging in the West, Brazil, and all the way to the Far East Asia in East Timor. But we are also a safe country to come and invest, where political stability, operational risk, and infrastructure risk is at its lowest peak. And we are considered the third most safest country in the world by the Global Peace Index. And we are a green location. We are a country where, by all the key rankings by the Eurostat, United Nations, a country where it is sustainable to come and do business, where it is sustainable to come and invest to deliver goods, internationally tradable goods. But the country is more than rankings, it's a competitive and business environment. And so, despite the pandemic that we are facing and that is shaking and making the need for new solutions to be made available, is still a country that up until 2019-2020 was still growing. Our rate of export was growing. The rate of coverage of our gross domestic products by export was growing year after year. And despite the pandemic, the unemployment rate is still a comfortable one with 7.1% of the population unemployed by the end of 2020. Still, there is availability of qualified people to hire and to be able to deliver their knowledge and capacities for newcomers to the market, for new companies that choose Portugal to develop their products to tap existing and growing markets that will come out stronger after the pandemics, the coronavirus pandemic. We are still a country that delivers a lot to Europe, but as you can see, where Spain, France, and Germany represent our top clients in terms of exports, but also the United States, Brazil, and Angola, as part of the top 10 destination markets for our goods. And these are countries that year after year resort more to Portugal to come and acquire, not only for traditional markets like travel and tourism, but the production of other interesting and high added value goods such as motor vehicles, machineries, common metals, plastics, and agricultural goods that are produced out of a small location that is Portugal. We are on the west part of Europe,
but still have a vast distribution network and a vast array of goods and services that are provided out of Portugal. And still, as such, you see here that relevant newcomers or existing companies exporting and investing in our country. Companies such as Borg Warner from the United States that have already 3 manufacturing facilities in Portugal, or Bosch, the German auto parts manufacturer that has a significant R&D investment in Portugal in partnership with Portuguese University that developed the new solutions for the automotive industry, allowing for companies such as Audi or BMW to acquire new solutions for their automotive cars, are all developing in Portugal in their Bosch facilities in partnerships with the Portuguese University. But companies less known, such as the Stelia, a recent newcomer to Portugal from the Airbus groups, that is building in Portugal the whole cockpit and front panel sections for the A330 and the A350 out of Portugal, and is a newcomer to the Portuguese market. But also merging acquisitions, companies that have come, and I'll speak a little bit later on Turkish investment in this area, but we have Marubeni from Japan that has made significant investments on the energy and the cork producing industries in Portugal. Vinci from France that has acquired the Portuguese airport companies. And Clarinet investing in Portugal in the IT sector, or Altis, also from France, that have made a significant investment in the IT and ICT sectors in Portugal by acquiring existing relevant players in Portugal. So Portugal is a country that is open not only for companies coming to invest by themselves, but also welcomes companies that wish to come and acquiring existing Portuguese companies. And we are still very much a country that is open for investment. Rankings from OECD, Forbes, the World Bank, we are number one on trading across borders country out of 119 countries. So this means that in Portugal, foreigners are treated and welcome as nationals to us. And we are very much proud on this action towards investors. Turkish investment into Portugal, and some of you already know this, some key examples from Turkish investment into Portugal, Yildirim Group that has acquired the Portuguese port management company, Tertir, OIAC, which acquired the Portuguese cement giant company, Simpor, which is a significant and very strong brand within Portugal, and that have no effect to the recognition made by Portuguese consumers to the fact that it was acquired by a Turkish company. And I think later on during this important seminar, we'll have representatives of these Turkish companies speaking a little about their experience on Portugal and acquiring these Portuguese companies. But no country can be successful without their competitive advantage. And the number one competitive advantage to our country is, without a shadow of doubt, our talent, the availability of Portuguese-speaking entrepreneurs and the Portuguese labor force. And as you can see here, 2 key speeches made by Natixis and Carlsberg about their experience in hiring Portuguese workers and the growth they had. Natixis is a key example, the French private bank, started with a small operation of about 100 people supporting their innovation hub, and now 3 years later on has almost 1,000 Portuguese workers supplying the high-end solutions for the whole private banking of the Natixis system, which is an amazing development and an amazing recognition of the availability and quality of the Portuguese talent. We have about the third highest rate of engineering graduates in Europe. 14% of foreign students operate coming to Portugal out of the total Portuguese foreign students for high education students in Portugal. And we are the 7th highest proficient index in English in the world. For Portuguese students, speaking English is as natural as speaking Portuguese. As of the age of 6, Portuguese students start to learn English as side by side when learning how to speak and writing proper Portuguese. But also innovation. Portugal delivers innovation to
companies all over the world. And again, the example of Bosch in partnership with the Portuguese university, and this is a common thread. Newcomers to the R&D in Portugal are in partnerships with universities and with significant high-end results, developing goods that then are produced worldwide and sold worldwide. Infrastructure, of course, not only the airports, but the seaports. And I think the Turkish counterparts know very well the Portuguese seaports infrastructure. Growing, 6 international seaports, 4 international airports in the mainland. Portugal, as you know, besides the mainland, has 2 archipels, Madeira, south, near the African shoreline of Morocco, and the Azores archipel in the middle of the Atlantic Ocean, halfway between Portugal and the United States, but also a high-end quality of motorway and railroad, which is coming to be improved and expanded in the upcoming years within the Portuguese resilience program that has been approved by the European Union Commission. Telecommunication. Some years ago, Portugal was known to have a broadband availability 100% throughout the country. So by the countryside, by the shoreline, in the big cities, in the smaller communities in the country, you would have broadband capacity. And it just is a testimony of the availability and the upgrade that was made to the infrastructure throughout the country. Now I'll come to some of the dynamic sectors of the Portuguese economy that have been growing year after year and have been very successful in attracting new investors to Portugal by making usage of this dynamic and increasing competitive advantages the country has to offer to investors. ICT. And I'll give you the example. In the past 4 years, about 60% of the new investors coming to Portugal was in ICT and the shared service sector. And this is a huge testimony. 80% companies have invested into Portugal, more than 90 sites. This means some companies have more than one site, and 25,000 people are working in Portugal in the ICT, growing year after year, developing solutions. And any company that wishes to look for a solution out of the box, to hire people that are able to deliver high-end solutions that no one has thought, should highly consider Portugal. The rate of companies coming year after year, contacting ICEP, placing Portugal on a short list to place the new solution is amazing, and it's growing year after year. And you have here on the right-hand side some very, very high-end names like Mercedes-Benz, Microsoft, Concentrix, Continental, Fujitsu, Natixis, Vestas, Vodafone, all of these have chosen Portugal to develop their centers for ICT solutions to supply the world. And this is a growing sector and growing in terms of numbers and higher value products. Here you have a little bit more of detail on who is doing what, some of the key names that you have available here in Portugal. And Mrs. Les Mosta can then provide later on for you some more details on these areas. In the automotive, this is nowadays a traditional sector. The Iberian Peninsula is the second largest motor vehicle producer in Europe and the number one in light commercial vehicles. And we have in Portugal 4 OEMs, Volkswagen, Mitsubishi Motors, PSA, and Toyota, producing light commercial vehicles, automotive cars, small trucks, and buses out of Portugal. And then out of Portugal, as you can see to the right-hand side, you have such a big network of OEMs in Spain that then hire from Portuguese auto components to supply them. The Portuguese auto components industry is very much on demand for high added value projects. Portuguese is like a boutique. A lot of companies produce in Portugal their boutique products to supply to the big auto component OEM companies, not only in the Iberian Peninsula, but all over the European market. Volkswagen, Aston Martin, Rolls-Royce, they come to Portugal to acquire very special, delicate products that they incorporate then in their high-end cars that are sold worldwide. Pharma industry also
growing numbers. And here we have not only pharma manufacturing, but biotech, as more and more companies are coming to Portugal to do their R&D and clinical trials to test new solutions for an increasing market on the pharma industry. Here are some key examples. Bial, which is a Portuguese-owned company, but then you have Ovion, Oribindo, Roche, Sanofi. All of these have been coming to Portugal to develop R&D solutions and clinical trials in partnerships with Portuguese health system and with Portuguese universities. Renewable energy. We take quite a pride on the fact that Portugal is a green location. More than 50% of the energy that is consumed in Portugal comes from renewable sources, more than 51%, currently at 61%. And this comes from a different array of sources, hydro, wind, biomass, and solar. And the Portuguese government each year is putting out applications for new companies to apply for the possibility to produce. Not only to produce is Portugal an interesting location, but also to develop products for this growing industry. So there are companies that come to Portugal to produce components, systems for renewable energy. And these systems are then sold worldwide out of Portugal. Agri-food, when you look at Portugal, think it's a very small country. It is indeed in terms of land. But consider this, we have the third largest sea area of the world, and we have a very high quality agricultural land that produces a lot of products, and then you can come to Portugal and transform into processed goods to be delivered worldwide. And this comes from wine, olive oil, fruit, bakery, canned fish. Canned sardines and canned tunas are some of the Portuguese delicacies that are very much considered and sought worldwide. So tomato, we have, for instance, the second largest tomato company in the world, which is Japanese Kagome Group, has two very large manufacturing facilities in Portugal that considers the Portuguese tomato as the best delicacies product and transforms them into a vast array of products and that exports to not only to Japan, but to their worldwide distribution network. You have here some key examples of foreign companies that have chosen Portugal to produce food out of Portuguese agricultural goods. And tourism, of course, the Revive Portugal has always been a tourism destination worldwide, but the Revive program, which is a program that is in place to allow companies to acquire top quality historical properties of the country and to transform them into key tourism properties for high-end consumers. So this is a program that is managed by Turismo de Portugal. Tourism of Portugal is the Portuguese official Portuguese government tourism agency, and they work side by side on this key program that allows companies worldwide to acquire high-end properties in Portugal, tourist, historical locations, and transform them to tourism destination. And also, as it was mentioned previously by His Excellency Portuguese Ambassador, the National Railway Competitiveness Cluster, now within the resilience program that is being approved by the European Commission for Portugal, railway will be one of those program areas that will receive a lot of new investment, not only to upgrade the existing facility that spreads about 3,200 kilometers all the way to the border, but to improve the quality of that and to build new lines to improve the country competitiveness. So the Portuguese Railway Competitiveness Clause is in place to assist and to support companies that come to Portugal for investing in this new area. Investment support, ICEP, as the Portuguese Investment and Trade Promotion Agency, works with the Portuguese government to provide support for companies coming to do productive investment into the country. These support schemes are designed for them and are in line with the European Union framework.
And of course, ICEP will be available to later on based on a business plan to provide you support and enlightenment on this. Please make sure that to understand that not only Portugal is attractive for investment per se, but also for partnerships within Portugal, Turkey. So although this is not ICEP core business, but we cannot come to an end without saying that Portuguese companies are very much willing and always available to speak with Turkish companies about the possibility of partnerships, not only for Portugal, but for the Portuguese speaking markets. Like, this is a very growing market worldwide, from Brazil all the way to East Timor, passing Angola, Mozambique. And in these key markets, Portuguese companies are available to speak with Turkish counterparts about the possibility of partnerships to tap these gray markets. And also in Portugal, coming back to support, we do have the expat tax regime that is for non-nationals coming to work in Portugal on a flat tax rate for income tax, but also the tech visa, which is where companies can apply for visas to be attributed to non-European Union nationals to come to work to Portugal. And this is for high talented that needs to come to Portugal. And I'd like to conclude my presentation by again speaking about the quality of life. And anyone that has visited Portugal can understand this. Portugal is a country that has a long history and has a long pride on its tradition of welcoming foreigners as national. This is the way that has been done for more than 900 years of history, and hopefully we'll keep on doing this for 900 more years to come. Please come to Portugal, please visit us, and please do your business in Portugal and with the Portuguese. Thank you so much for your time. Thank you, Mr. Gonzalez, for this excellent presentation. It's very comprehensive, extensive information. We really appreciate that. And if you make it available with the link that, you know, our participants could also download it and can have a better understanding, can study on it. And I like the idea of having, you know, the best country for the expat. It's very considerable. Thank you. Yes, now we will continue with Mr. Suat Çalbıyık, Suat Bey, OYAK Timpor Holding'in chairman'ı. Buyursunlar efendim. Siz Portekiz'deki yeni yatırımınız hakkında bilgi vereceksiniz sanırım. Buyursunlar. Teşekkür ediyorum Özer Bey. Öncelikle Sayın Büyükelçim Lale Ülker, Sayın Büyükelçim Jaime Leyte ve Sayın Başkanları ve izleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerle bir arada olmak bizler için büyük bir onurdur. Sözlerime başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. COVID-19 iki ülkenin de uğraş verdiği, günümüzde bütün dünyanın uğraş verdiği bir alan. Bu mücadelelerinde başarılar diliyorum. Türk milleti olarak da bizim uğraşımız sadece COVID'le kalmıyor. Terörde hayatını kaybeden şehitlerimize başsağlığı diliyor. Ve Türk milletine de şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletimize de başsağlığı diliyorum. Şimdi prezentasyonumuza başladığımızda OYAK ve Simpor'u size kısaca anlatmak istiyorum. 5 başlık altında bu tanıtımlarımızı topladık. İsterseniz öncelikle OYAK'tan başlayalım. OYAK 25 ülkede yaklaşık 130 şirketiyle 34 bin çalışanıyla yıllık 18 milyar cirosuyla da 18 milyar dolarlık cirosuyla da Türkiye'nin en büyük emeklilik fonu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam etmekte yaşantısına 1961 sayılı yasayla kurulmuş durumda. Bugün 439 binin üzerinde aktif üyemiz var. Bu şirketlerin bazılarını ve özellikle de ortak olduğumuz dünya çapında şirketleri kısaca bahsetmek istiyorum. Renault'la otomotiv üretimi konusunda ortak fabrikalarımız var. Birlikte otomotiv üretiyoruz. Alman Steyr firmasıyla yine enerji konusunda ortaklıklarımız var. Birlikte enerji üretiyoruz.
Yine Japonya'nın lojistik konusunda önemli bir yere sahip olan NYK ile ortak liman yatırımlarımız var. Portekiz'de de ortağımız olan TCC ile birlikte dünya çimento üretiminde söz sahibiyiz. Yine Linde ile birlikte de gaz üretim konusunda önemli partnerliklerimiz var. Şirketlerimizle ilgili de size kısaca bahsetmek istersek, büyük şirketlerimiz. Erdemir grubunu biliyorsunuz, Demirçelik'te Avrupa Birliği'nin 3. büyük entegre tesisini oluşturmakta. 11 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi var. Almatis dünyanın en büyük alüminyum üreticisi, birinci sırada. Bunun yanı sıra Akdeniz Kimya'da PVC üretiminde, yine polimerde dünyanın birinci sırasında üretime sahip. Simpor olarak baktığımızda dünyanın şu anda 15. büyük üretim hattına sahip bir grubuz. Tarım alanında Hektaş'ta bünyesine kattığı yeni şirketlerle birlikte hem Türkiye'de hem yurt dışında söz sahibi. Yine parakende sektöründe yer alan, enerji konusunda Total, Milengaz gibi enerji gruplarımızda kendi içerimize kattığımızda bugün orada da üretime devam ediyoruz. Dünya çapında 6 kıtaya lojistik hizmeti veren OMSAN da yine bu grubun üyeleri arasında. Detay olarak şirket grupları içerisinde maden metalurji grubumuz, çimento beton kağıt grubumuz, ana gruplarımız bunlar. Otomotiv grubumuz, finans grubumuz. Finans grubunda Avrupa'da yine bankalarımız var. OYAK Anker Bank Avrupa'da yaşamına, hayatına devam ediyor. Tarım alanında kimya ve tarım hayvancılık grubumuz var. Enerji grubumuz da bunların detay şirketlerimiz. 130 şirketin önem sırasına göre sıralanmış durumda. Çimento Beton Kağıt grubunda da kısaca bahsedersek, OYAK ilk yatırımını çimentoda 1963 yılında yapmış. 1963 yılında girdiği çimento serüveninde bugün dünyada 15. sırada yer almakta. Hedefi ise 2016 yılında OYAK'ta yönetim değişimiyle birlikte başlayan yeni sinerji, dünyada 5. büyük üretici konumuna gelmesini sağlamak. OYAK'a 1998 yılında kurulmuş, SEKAD'ın entegre tesisini kağıt üretimini 2003 yılında almış. Türkiye'nin tek entegre kağıt üreticisidir aynı zamanda OYAK. 2004 yılında OYAK Beton kurulmuş. Çimento Beton Kağıt Grup olarak da 2015 yılında kurulmuş. Simpor 2018 yılında grubumuza dahil edildi. Tayvan Çimento ile ortaklığımız 2018'de yine aynı yıl içerisinde yapıldı. Geçen yıl halka açık olan 5 şirketimiz ve OYAK Beton tek çatı altında birleştirildi. Türkiye'nin en büyük üreticisi ve bilançosu olarak en büyük bilançoya sahip şirketlerden bir tanesi. Fildişi ve Kamerun'da da yeni yatırımlarımız geçen yılda başladı ve sonlandırıldı. Kamerun'da bu sene bitecek. Ve çimento sektöründe de dünyada 6 ülkede hizmet etmekte. Çimento kapasitesi 32.6 milyon ton, Gringer kapasitesi 18 milyon ton. Dünyada, tekrar söylüyorum, hedefimiz Simpor'la birlikte dünyanın 5. büyük üreticisi haline gelebilmek. Dünya genelinde 10 tane entegre çimento fabrikamız var, 7 ölçme tesisimiz var, 94 hazır beton, 21 agrege tesisi, selüloz ve kağıt fabrikaları 2 adet, harç fabrikamız 2 adet, atık şirketimiz 1, liman işletmelerinde 3 adet şirketimiz var. Dünya genelinde 155'e yakın noktada ayak izi var OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu'nun. Bu arada da Simpor satın alma sürecinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Simpor neden? Simpor veya neden Portekiz? Başlamadan önce şöyle düşünüyoruz. Asya'nın en doğusunda Tayvan var. Avrupa'nın da en batısında Portekiz. Türkiye'de hem Avrupa ile Asya'yı köprü olarak birleştiren bir ana köprü pozisyonunda çok önemli bir stratejiye sahip. O zaman biz Avrupa'nın en batısında Asya'nın en doğusunu kucaklayabilmemiz ancak iki ülkeyle bir bağ kurmamızdan geçiyor. 2018 yılında verdiğimiz bu kararla doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Portekiz'de Simpor, ki Avrupa'nın 6. büyük
bilinir markasıdır. Simpor'u satın alma konusunda ciddi bir ilerleme kaydettik. Ve 2018'de bu görüşmeler sonucu olumlu sonuçtan da %100'ünü satın almış olduk. Simpor ise 130 yılı aşkın bir geçmişe sahip. 1894 yılında kurulmuş ilk fabrikası. Oyak Çimento'nun da Aslan Çimento ilk fabrikası 1911 yılında kurulmuştur. İki şirketimizin de baktığımızda 100 yılı aşkın kurulu fabrikaları var. Simpor'un geçmişinde Alhandra fabrikası 1894 dedim. Simpor'un marka olarak kurulması ise 1976. Yine 1976'dan 2012 yılına kadar 12 ülkede Simpor faaliyetlerine devam etmiş, başlamış, büyümüş. 2008 krizinin en fazla etkilenen gruplarından bir tanesi. 2012 yılında ise sadece iki ülkede ayak izini devam ettirir pozisyonuna gelmiş. Bizim bu yatırımı yapmadan önce OYAK olarak tercihimiz ve başladığımız nokta şu. Potansiyeli, kendi içerisinde potansiyeli barındırabilen ve bir sloganımız vardı. Simpor'u eski günlerine döndürmek, eski güzel büyük günlerine adım attırmaktı OYAK stratejisiyle birlikte. Buna da diyoruz ki Great Again Simpor. Ve buradaki çalışan arkadaşlarımıza da ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu stratejimizde bize büyük bir işbirliği, büyük bir insan gücü, iş gücü sağladılar. Ve katılımcıların sunumlarını da görüyorum. Portekiz'in birçok sıralamada ön sıralarda yer aldığını. Fakat bizim sıralamamızda ise insanların güvenirlik sıralamasında bizim faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında ilk beşte. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten güvenilir insanlardan, çalışanlarımızın ne kadar güvendiğimizin bir göstergesi olarak şunu söylemek istiyorum. 1800'e yakın çalışanımız var Portekiz'de. Satın aldığımızdan sonra 3. yılındayız. Ve ancak 5 tane çalışan arkadaşımız Türkiye'den ekspat olarak oraya gönderdik. Diğer bütün arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Hatta da kadrolarımızı beyaz yaka ve mavi yaka olarak da artırıyoruz. Simpor 2018 yılında grubumuza dahil olduğu zaman 2 ülkede faaliyet gösterirken bugün geldiğimiz noktada 6 ülkede faaliyet gösterir hale geldik. İnşallah bunu da kısa zamanda 10 ülke üzerine çıkaracağız. Simpor hangi konularda faaliyet gösteriyorduk? Çimento ve klinker üretimi, agrega, harç üretimi, hazır beton üretimi ve kağıt torba üretimi. 1800'e yakın çalışanı var. Ham madde rezervlerinde bir sıkıntı yok. Yine arkadaşlarımızın belirttiği gibi limanlardan ihracat konusunda bir sıkıntı yok. Çimento ve klinker üretimini de dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyon, bazı yıllarda 1.5 milyon ton civarında da ihracata katkı sağlıyor Portekiz'den. Yatırımlarımız olarak baktığımızda bu Simpor'la olan birlikteliğimizin sonrasında Ar-Ge çalışmalarımız ciddi ivme kazandı. Dünya çimento sektöründe çimento üretimi hep klinker, ara ham maddemiz, klinkerde limestone dediğimiz kireç taşından üretilir. Bizim 3 senedir devam eden Ar-Ge'mizin bir sonucu geçen sene sonuçlandırdık. Kilden çimento üretimine başladık. Dünyada bu bir ilk. Bu ne anlama geliyor? İki tane bu üretim metodolojisi var. Bunlardan bir tanesi döner fırında. Ki bunu pil dışında kurduk. İkincisi ise flash gas grinder dediğimiz dikey pozisyonda. Bunu da şu anda kamerada devreye alacağız. Bu dünyada ilk olacak. Biliyorsunuz bütün dünyanın önemli sorunlarından bir tanesi de çevre. Karbon dioksit emisyonlarını, CO2 emisyonlarını minimize etmek bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Simpor'un insan gücü ve Ar-Ge'si de buna müsaade ettiği için Portekiz insanının, Simpor çalışanlarımızın sakin yapısı, Türk insanının da sinerjisi bir araya geldiğinde ciddi yeni keşiflere sebebiyet veriyor. Bunlardan bir tanesi de dünyada ilk defa kasnekil üretimini başarmış olmak. Markamızda bu konuda DOJ Clay olarak yer alıyor. Dünya çimento üretiminde kullanılan CO2
Klinker'e göre %40'a yakın emisyon düşüklüğü sağlıyor. %35 daha az enerji tüketiyor. %20 daha az ısı tüketimine yer alıyor. Grafikte aşağıda solda gördüğümüzde göreceksiniz. Normal Klinker'e göre CO2 çimento ürettiğimizde ise %65 oranında CO2 da düşüş sağlıyor. %65, neredeyse 3'te 1'e düşüyor. Bizim yeni bir markamız olan low carbon çimento ürettiğimizde ise bu 200 kilogram ton üretiminde altına düşecek. Sağdaki grafikte de görüyorsunuz, ofisi üretiminde 730 kilogram CO2 salınımı gerçekleşirken bizim ürettiğimiz çimento da bu 200 kilogramın altında. İnanılmaz bir keşif olarak bunu düşünüyoruz. Bunun da Avrupa'da da üretimiyle ilgili çalışmalarımız Portekiz başta olmak üzere devam ediyor. Bu bizim Arge'de sonuçlandırdığımız, dünya sektörüne, çimento sektörüne de bir başlangıç yaptığımız, bir ayak izimiz olan yeni bir Arge projemiz. Çimento deyip geçmemek gerekiyor. Dünyada bütün insanlığın kullandığı, sudan sonra en fazla kullanılan ürün. Dünyada 4.2 milyar ton çimento üretiliyor ve insanın barınma ihtiyacından bütün teknolojinin gelişmelerinde altyapıyı oluşturmada önemli bir kaynak. İnsanlar çimentoda inovasyon olur mu diyorlardı. Bizim bu inovasyonumuz herhalde oyunu değiştirecek yönde olduğunu düşünüyorum. Yatırımlar Portekiz'e dahil olmak üzere önceliklerimiz nelerdir diye baktığımızda bir sürdürülebilirliğin sağlanması, enerji verimliliğinin artırılması ki Portekiz'de yeni yatırımlarımız güneş enerjisi yaklaşık 10 megawata çıkacağız. Bir de atıklardan elektrik enerjisi üretimi Westit Recovery, Türkiye'de de ilk uygulayan firmalardan bir tanesiyiz Westit Recovery konusunda atıklardan elektrik enerjisi üretimi. Orada da tükettiğimiz elektrik enerjisinin yaklaşık 3'te 1'ini atıklardan elde edeceğiz geri kazanım yöntemiyle. Bu da CO2 emisyonlarını azaltmada hedeflerimizin en önemli nokta. 2030 Avrupa Birliği'nin hedeflerinden bir tanesi olan da üretimi CO2 salınımlarımızı %30 oranına çıkıp çok büyük bir adımını da attık, başardık diye düşünüyorum. Kısaca bir bilgi vermiştim. Bizim çimento beton kağıt grubumuzun dünya genelinde 5300 çalışanının 1800 çalışanı Simpor Portekiz'de yer alıyor. Portekiz ve Yeşilburun adalarımızda. 2020 yılına geldiğimizde de bu çalışanlarımızın sayısı artmakta, azalmamakta. Sadece bunların 5 tanesi Türkiye'den gönderdiğimiz expat arkadaşlar. Bir tanesi C-level'ımız var. Biraz sonra kendisine de söz vereceğim. Orada yer alan CEO'muz ve genel müdürümüz de Portekizli arkadaşlarımız. Birlikte çalışmada iyi bir sinerji yarattığımızı düşünüyorum. Kendileriyle bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Oyak çimento betonla birlikte Simpor olarak değerlerimiz ve Oyak olarak değerlerimiz şu. Biz buna 5S kuralı diyoruz. İngilizce söylem olarak 5S diyoruz. Sensitivity of the environment. Çevre, insan yaşamı, uluslararası kurallar, yerel gelenekler, sürdürülebilir iş alanları. Gittiğimiz her noktada, her ülkede oranın lokal ananevi geleneklerine de uygun şekilde çalışmaya,
ve yasalarından, yasal düzenlemelerine en iyi bir şekilde uymaya şiar edildik. Bu konudaki çalışmalarımızda bütün hassasiyetimizle devam ediyoruz. Bunlar içerisinde de kısaca bilgi vermek istersem, iş sağlığı ve güvenliği konusunda emniyetli ve sağlıklı çalışma koşullarımızı sunuyoruz. COVID-19 pandemi döneminde çok iyi bir yönetim tarzımız oldu bu konuda. Başarılı olduğuna inanıyorum. OYAK'ta doktorun projesini başlattık. Bütün çalışanlarımız ki bu doktorun projesiyle ödül de aldık. Bütün çalışanlarımız uzaktan çalışmada ihtiyaç oldukları zaman doktorlarımızı arayarak anında 24 saat ulaşabiliyorlar ve onlardan yönlendirmeler ile hareket edebiliyorlar. Bu bütün grubumuz için bir önem arz ediyor. Ekonomik ve endüstriyel katkılarımıza baktığımızda sadece Çimento Beton grubunun 5300'den fazla dünya genelinde çalışanı var. Çevresel farkındalıkta yeşil enerji yatırımlarımız devam ediyor green enerjide ve sıfır atık yönetim sistemlerimizle aynı başarılı bir çalışmalarımız devam ediyor. Ve gizliliğini koruma ve mevzuatlara uygunluk yine ana amaçlarımızın içerisinde yatırımcılarla şeffaf ilişkilerimiz ki halka açık şirketlerimiz de grubumuz içerisinde barındırıyor. En önemli buluşlarımız karbon ayak izinin azaltılması konusunda da kalsinakil ve alternatif yakıtların kullanımında da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ben özellikle beni dinlediğiniz için, vaktinizi aldığım için teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirmeden önce de Mr. Ruiş'e ki CEO'muzdur bizim Simpor grubumuzun. Mr. Ruiş, floor is yours. Ruiş. Yes, Mr. Sot. Good morning. Good morning to all, to Her Excellency, the Portuguese ambassador in Turkey and the Turkish ambassador in Portugal, and all the guests. Just my testimony about our experience in with OYAK. Since the beginning, I was very enthusiastic with this business with OYAK because I see the great opportunity for Simpor to go on this previous good years and to become again a very good, very important player worldwide. And I think it's important to highlight since the beginning the recognition of OYAK about the talent and skills of our employees. The support for the management and especially the good cooperation between teams to work on the best practice in order to adapt the best ones for the group. And this, of course, is a continuous work. And but I think it's important to highlight this good cooperation and good results. And the most important thing is also the strategy defined. And the commitment of OYAK to invest on our operations. There is a strong, very strong strategic plan, investing plan for the operations here in Portugal to improve the efficiency and also to improve the environmental issues, the challenge that we have related with CO2 emissions, that was already mentioned by Mr. Swat, related to this new kind of cement with calcined clay. But for now, I think and I continue to believe that is that was the most important change in Simpor in 2 years ago, 3 years ago. And we will continue to work to Simpor to become one of the biggest fifth players in the world. So that's my contribution. Thank you very much. Thank you, Mr. Ruiş. Özer Bey, sözlerimi bitirirken ben tekrar teşekkür ediyorum sizlere bize bu imkanı verdiğiniz için. OYAK'ın genel stratejisi gittiğimiz her yerde, olduğumuz her yerde
hem lokal olarak değer katmak hem dünyanın değerlerine de saygılı olmak ve buna da en büyük dikkati ve çabayı gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar vurgulamakta fayda gördüm. Suat Bey, biz teşekkür ediyoruz. OYAK Medarı İftarımız bir marka, ülkemizin bir markası. Güzel bir Portekiz tecrübesi yaşamış olduğumuzdan dolayı da mutluyuz. Hepimize umarım bir şey olur, inspiration olur, bir ilham verir ve cesaret verir. Böylelikle büyük yatırımlar da Portekiz'de, Türk yatırımlarını da görürüz. Aynı şekilde tabii Portekiz'in de Türkiye'de bu ortaklığın, bu doku uyuşmasının olabildiğinin bir kanıtısınız netice itibariyle. Portekiz-Türkiye doku uyuşması sizin ortaklığınızda, sizin yatırımınızda hayat bulmuş. Güzel bir örnek oldu. Konuşmanız için teşekkür ediyorum. Luis'e de teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Lizbon'daki yatırımlarıyla 6. kez Avrupa'nın lider Courvoisier Limanı seçilen Global Liman İşletmelerinin CEO'su Sayın Emre Sayın'a bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Teşekkürler Özer Bey. Bütün dinleyenlere, katılımcılara iyi günler dileyerek başlamak istiyorum ben. Ben aslında tabiri caizse kız tarafıyım. Çünkü ben buraya Global Ports Holding CEO'su olarak değil de Lizbon Cruise Port'un, Cruise Limanı'nın chairman'i olarak katılıyorum. Yani Lizbon tarafından katılıyorum. Oradaki tek herhalde Türk de benim baktığımız zaman. Bizim bütün çalışanlarımız limanda Portekizli ve yönetim kurulunda da uluslararası bir kadro var. Tek Türk benim. Ama çok keyif aldığım limanlardan birisi yönetim kurulunda olmaktan ve bizzat katılmaktan. İzin verirseniz ufak bir sunum yapacağım. Zaten çok lafı uzatmak istemiyorum. Biz Lizbon Courvoisier limanına göz atmadan önce aslında bir kısaca global liman işletmelerinden, daha doğrusu Global Ports PLC'den bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi 19 liman işletiyoruz 13 ülkede. Biz liman derken tabii kruvaziyer limanlarından bahsediyoruz ve aslında kruvaziyer limanı işletmeciliği daha çok havalimanı işletmeciliğine benziyor. Gerek işin özellikleri açısından olsun, gerek yeni geliştirdiğimiz servisler olarak olsun, sektörde biraz o tarafa benziyor işin doğrusu. Hava yollarıyla değil de kruvaziyer işletmecileriyle, kruvaziyer gemileriyle çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi işte Singapur ve Vietnam, Ha Long'dan başlayıp ta en batıda Havana'ya kadar giden, Nassau'ya kadar giden bir şeyimiz var, portföyümüz var. Çok her zaman yönetmesi kolay değil, çok saat farkı oluyor arada. Çok farklı kültürler, çok farklı regülasyonlar var. Ama bizim işimizi aslında güzel yapan şeylerden birisi insanlara gittikleri, heyecanla geldikleri işte ülkelerin, destinasyonların kapılarını açıyoruz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gemilere servis veriyoruz. Bu açıdan da keyifli bir iş diyebiliriz. Bir de şundan da belki bahsetmek lazım. Burada sayılarda da göreceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisiyiz. Bu sektörde aslında dünyada lideriz. Türkiye'de çok sık rastlanmayan bir resim bu. Küçük bir sektör, kendine özel bir sektör. Dünyada 1000 kadar kruvaziyer limanı var. Ama bunların bazıları çok büyük. Bizim işte şu anda işlettiğimiz 19 limanın üstüne 2 tane daha geliyor şimdi. Bir İspanya'da, bir İtalya'da yeni liman kattık portföyümüze. Bunlar en büyük limanlardan olduğu için aslında ciddi bir oyuncuyuz. Mesela işte Akdeniz'deki pazar payımız %24. Yani her 4 ziyaretten birisi bizim limanlarımızda gerçekleşiyor. 14 milyon yolcuya dokunuyoruz senede. 4 kıtada operasyon var. 2017 yılında da şirketi aslında Londra'ya taşıdık ve orada halka açtık. Onun için PLC dedim. Yani Public Listed Company. Bu da aslında şirketin gerek yönetimi olsun, gerek ilişki içinde olduğumuz devletlerle yaptığımız görüşmelerde olsun, bizi tanımlamak açısından faydalı oluyor.
Enteresan bir şirket. Bir yandan bir Türk şirketiyiz. Kökümüz oradan geliyor. İlk bu modeli, işletme modelini Türkiye'de kurduk. Ve hala göz bebeğimiz limanlar, Kuşadası, Bodrum gibi Türkiye'de. Ama öbür taraftan kendimizi son derece global bir şirket olarak tanımlıyoruz. Hatta global bir şirket diyoruz. Çünkü operasyon yaptığımız her yerde son derece lokal olmaya ve o destinasyonu, o şehri temsil etmeye çok önem veriyoruz. Lizbon'a gelecek olursak bizim çok sevdiğimiz destinasyonlardan birisi. Portekiz çok sevdiğimiz ülkelerden birisi. Niye sevmeyelim ki? Sevmeyecek ne var? Bakarsanız fotoğrafları zaten görüyorsunuz. Fiyat performansı iyi, çok dostane bir halkı var Portekiz'in. Kruvaziyer gemileriyle gelen turistlere, yolculara çok iyi bir deneyim sağlıyor. Yılda 300 gün güneş var. Artı biz de orada iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. İyi bir iş yapıyoruz ki Kruvaziyer Limanı olarak limanı aldığımızdan beri neredeyse her yıl ödül alıyoruz. Destinasyon olarak da ödüller alıyor Lizbon. O yüzden çok severek operasyon yaptığımız yerlerden birisi. Biraz limana gelecek olursak aslında 2014'te bir önde gelen kruvaziyer şirketlerinden birisiyle Royal Caribbean'la ve yerel bir ortakla beraber bir konsorsiyum olarak aldık. Bu imtiyazı 35 yıllık bir imtiyaz sözleşmemiz var. Aldıktan sonra 17 bin metrekarelik bir terminal binası yaptık. Burada inşaatın fotoğraflarını görüyorsunuz. Bitmiş halinde birazdan göstereceğim. Bu proje çeşitli ödüller aldı. Bence şehre de enteresan bir aslında yenilik kattı bu liman. Full servis bir liman, her türlü hizmeti veriyor. Son derece modern teknolojilerle donatılmış. Limanın altyapısında da yapımında olduğu gibi yenilikler var. Yani bunlar da biraz ihtiyaçtan dolayı işin doğrusu. Mesela bizim işlettiğimiz limanların çoğu Karayipler'de veya Akdeniz'de, buralarda çok ciddi gelgit farklılıkları olmuyor. Halbuki Lizbon Atlantik Okyanusu'nun kıyısında olduğu için farklılık, işte liman işletenler bilirler, bu önemlidir. Özellikle yolcu indirip bindirdiğiniz zaman, özel kapılardan işte valiz indirip bindirdiğiniz zaman mesela arada 3,5-4 metreye yakın fark oluyor. Gelgitin en yüksek haliyle en düşük halinde. Bütün bunlara da bakmamız gerekiyor. Ama bu teknik kısımlarla ilgili sizi sıkmayayım. Solda limanın yukarıdan bir görüntüsünü görüyorsunuz. Bu mesela yukarıda gördüğünüz ışıklar aynı zamanda sky window, yani limanın güneşle aydınlanmasını ve ısınmasını da sağlıyor. Limanın dış cephesinde Portekiz'in ürünlerinden birisi olarak bahsettik. Mantar dedik. Dünyada ilk defa bunu denedik. Mantarla dış cephe kaplamasını karıştırdık. Bunu test ettik ve uyguladık. Mantar hem farklı bir hissiyat, renk yaratıyor. Onun da ötesinde çok gerçekten çok iyi izolasyon yetenekleri olan, kabiliyetleri olan bir şey. Yani belki burada oyak varken bunlardan bahsetmek uygun olmaz ama bu da kendi çapında bir ilk oldu dünyada ve Portekiz'in de çok hani gurur duyduğu bir ürünü de, bir malzemeyi de burada kullanmış olduk. Liman terminal binası da daha sonra çeşitli ödüller aldı. Gerçekten bizim de severek işlettiğimiz bir terminal binası oldu. Şu resmin sağ alt köşesinde belki görüyorsunuz. Lizbon kentini bilenler bilir. Alfama denilen bir bölge bu. Bütün bu fado barlarının olduğu Lizbon'un aslında eski şeylerinden birisi, semtlerinden birisi. Bizim binamızsa aslında burada çok modern bir bina ama çok hızlı bir şekilde kabul gördü. Şehrin bir parçası haline geldi. Burada gördüğünüz aslında şey de bizim reklamımız, yani reklam olarak kullandığımız
Ready for the Future şeyi altında sloganıyla yaptığımız bir grup reklamda aslında bu terminali ve Lisbon'da kullanıyoruz. İşin doğrusu çok severek dediğim gibi yaptığımız projelerden birisi. Burada sol tarafta gördüğünüz yansıma havuzu aynı zamanda bu gelgitle ilgili problemleri de çözüyor. Sağ tarafta işte yanaşmış iki tane gemi görüyorsunuz. Dünyanın en büyük gemilerini ağırlayabilecek bir liman. Uzun bir rıhtımı var. Ve bütün aslında ön tarafta küçük binalar ve ortada terminal binası da gayet bence uygun fiyatlı bir proje oldu. Ve esnek bir proje oldu. Bütün bu gemilere tek bir terminal binasıyla hizmet ediyoruz. Gelecekle ilgili çok fazla girmeyeceğim ama Lisbon Belediyesi ile ve liman başkanlığıyla ciddi projelerimiz var. Bu limana gelen gemilere kıyıdan enerji vermek istiyoruz. Böylece gemiler bütün gün boyunca motorlarını çalıştırmasınlar ve hava kirliliği yaratmasınlar diye. Bu konuda da gerçekten Portekiz bizim gördüğümüz en duyarlı ve en önde giden ülkelerden birisi çalıştığımız. Şimdi biraz daha destinasyondan bahsedeyim. Kruvaziyer işi gerçekten bence bizim ticari tarafta özellikle bir bakıma işte orkestra şefliği yapmamız gereken bir iş. Fakat bir sürü oyuncu var. Onları koordine etmek çok önemli. Mesela havalimanı özellikle bu limandan kalkan gemiler için ana liman özelliği diyoruz buna. Bu limandan kalkan gemiler için havalimanı çok önemli. Lisbon'a Amerika'dan mesela uçan birçok yolcu var. Orada TAP'la beraber çalışıyoruz ve havalimanıyla beraber çalışıyoruz. Bunları Lisbon'a uçurup orada birkaç gün geçirip oradan seyahate çıkmaları işte gerek Madeira olsun gerek Kanarya Adaları olsun buralara gidiyor bu gemiler çoğunlukla. Önemli oluyor bu işbirliği çok önemli. Tabii ki liman müdürlüğü, turizm ofisi ve çeşitli bakanlıklarla işbirliği içinde çok güzel çalışıyoruz. Sağ tarafta rakamlara baktığınız zaman da biz bir taraftan bu inşaatı yaparken, yepyeni bir terminal yaparken bir taraftan da aslında yolcu sayısını artırmayı becerdik. En azından inşaatı yaparken korumayı becerdik. İnşaatı bitirdiğimiz yılda ciddi bir zıplama yaptık. Covid öncesi böyle bir büyümeyi planlıyorduk. Covid sırasında tabii kruvaziyer turizmi birçok turizm alanı olduğu gibi durdu ve hani beklemedeyiz ama tekrardan bu yıl başlayacak gemiler yüzmeye ve bu resmi bir yıl gecikmeyle devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Son olarak biraz pandeminin etkisinden bahsettim. Şunu da söyleyeyim. Lisbon burada bizim limanlarımız arasında bu konuda gerek ağırladığı gemiler açısından layup deniyor buna. Yani pandemi sırasında ağırladığı gemiler açısından gerek işte ortada kalmış yer bulunmayan pandeminin en peak dönemlerinde en üst taban yaptığı dönemlerde yer bulamayan MSC Fantasia gemisine gerek limanın gerek Portekizli şeylerin bakanlıkların verdiği izinler sayesinde ve bizim aslında ekibin de özveriyle çalışması sayesinde burada Avrupa basında da geniş yer aldı ve pandemi sırasında da çok ciddi çalışmalar yapıp aslında COVID-19 çıkışında bütün protokollerimizi tamamladık. Sağlık otoritesiyle işbirliği yaptık ve süreçleri oluşturduk. Ve hazırız. Şimdi bekliyoruz yeni gemilerin gelmesini ve tekrardan turizmin başlamasını. Ben çok fazla lafı uzatmadan size bir gece görüntüsüyle Alasmaldık demek istiyorum. Sol tarafta liman ve sağ tarafta
güzel Lizbon şehriyle. Bir de buradan aslında gerçekten yetkililere ve Portekiz'e tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir işbirliği, gerçekten çok sonuç odaklı, bürokrasiye izin vermeyen bir çalışma tarzı ile karşılaştık Portekiz'de. Bence Türk mentalitesine ve Türk değerlerine de yakın bir halk. Bizler gibi onlar da aile değerlerine önem veriyorlar, eğlenmeyi seviyorlar, yemeği, içmeyi çok seviyorlar. Alçak gönüllü insanlar. O açıdan da şeyimiz tuttu. Ve yani artık bizim ailemizin bir parçası oldu Lizbon. İnşallah önümüzdeki dönemde Portekiz'de başka destinasyonlarda da liman işletmeciliği, kruvaziyer liman işletmeciliği yatırımları yapmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Emre Bey, biz teşekkür ederiz. Yerinde tespitlerinizle, sahadan gelen bilgilerle bence katılımcılar gayet değerli bilgiler almış oldular. Size de birkaç soru var. Şimdi kalan süremiz, ki aslına bakarsanız süremizi aştık ama çok keyifli gitti. Şimdi kalan süremizde dinleyicilerimizden soruları alacağız ve bunları hızlıca konuşmacılara yönlendireceğim. Mesela o yakın Portekiz'deki tecrübesine istinaden insan kaynaklarından memnun musunuz gibi bir soru gelmiş size. Suat Bey, siz cevaplarsınız sanıyorum ama lütfen cevapları mümkün olduğu kadar kısa tutalım. Hani memnunum diye de kesip atmayın ama hani biraz elaborate ediniz. Buyurun. Öyle. Bu anlatımda verdiğim örnekler bunu gösteriyor zaten. 1700 olan çalışanımızın sayısı 1800'e çıktı. Bunun içerisinde 5 tane sadece Türk arkadaşımız var. Ekspat olarak görevlendirdiğimiz. Oradan da Türkiye'de görev yapan arkadaşlarımız var. Hem inovasyon konusunda, biraz önce de söylediğim gibi, arkadaşlarımızın senin kanında sakin yapıları, bizlerin de hızlı sonuca odaklı sinerjik yapılarıyla birleşince iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. Hiçbir sıkıntımız yok bizim açımızda. Çok da memnunuz. 25 ülke, 130 firma dediğimiz anda tecrübelerimize ilk 5 sıraya girebilecek rahatlıkla. Hele güvenlilik konusunda gerçekten bizim için çok önemli. Bütün insanları güvenlilik konusunda bizden her zaman en üst noktada öncelik alıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben benzer bir yorumu zaten Global Holding'den Emre Bey'den de duydum. Kendisi dışında limanda başka çalışan Türk olmadığından bahsetti. Ben de 7 tane limanımızda aynı şekilde hiçbir Türk çalışmıyor. Belki bu bizim açımızdan bir övünç kaynağı değil ama Portekiz açısından aslına bakarsanız cesaret verici bir unsur. O yüzden ben de kendi tecrübemize istinaden insan kaynakları konusunda, çalışanların verimliliği konusunda bir sorun yaşamadığımızı söyleyebilirim. Emre Bey, bir başka soru size olsun. Burada en çok challenge olan konu nedir? Yani en çok sizi meşgul eden, en çok sizi zorlayan konu ne oldu oradaki yatırımınızda? Şöyle sahada olduğunuz için sizin buradaki tespitiniz derden biraz daha öte olacak zannediyorum. Tabii, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim yaptığımız iş enteresan bir iş. Şu açıdan aslında her bir proje tek tek bakıldığında çok büyük projeler değil. Yani mesela biz birkaç tane ticari liman tecrübemiz de var. Yani sizin tabii ki yönettiğiniz liman sayısına ve büyüklüklerine bakınca bunlar çok büyük değil ama o tarafı ve oraya gereken yatırımları biliyorum. Bu tarafta bizim aslında daha çok zorluğumuz projelerin öneminden kaynaklanıyor. Ve Lizbon'a baktığımız zaman Lizbon'un özellikle bu yaptığımız yeni terminalle ilgili bunu bir zorluk olarak değil de bizi biraz nasıl söyleyeyim, terleten bir özellik olarak söyleyeyim. Bu yeni terminal ve limanla ilgili o kadar büyük bir ilgi vardı ki, yani şöyle söyleyeyim, açılışa 5 bakan ve başbakan geldi. Yani biz çok alışık değiliz. Belki hani daha küçük limanın hani tek olduğu ve daha ada cumhuriyetlerinden oluşan mesela Karayipler'de
Bu biraz daha alışık olduğumuz bir şey ama Avrupa'da çok alışık olmadığımız bir şey. Bu ilgi bir yandan çok güzeldi, bir yandan da tabii bize büyük bir sorumluluk yükledi. Ve yani verdiğimiz her karar, yaptığımız her şey, en ufak bir gecikme burada yüksek profilli sonuçları olabilecek şeylerdi. Allah'a şükür alnımızın akıyla çıktık o projeden ve yani burada şunun da altını çizmek isterim. Mesela çalıştığımız inşaat şirketinden de çok memnun kaldık. Yerel bir firmaydı. Kontrolör firmadan da çok memnun kaldık. Ve bunlardan alnımız akıyla çıktık ama dediğim gibi yani bir yandan yani önemli bir ülke, bir Avrupa ülkesi, öbür taraftan da çok yakından takip edildi Kruvaziyer Limanı projesi ve bizi biraz şey yaptı, nasıl söyleyeyim, yoğurdu üfleyerek yedik yani Lizbon'da diğer projelere kıyasla, onu hatırlıyorum. Ama onun dışında büyük bir zorlukla veya ne bileyim işte dediğim gibi bürokratik engelle falan karşılaşmadık. Belki bunda yerel ortağımızın olmasının da etkisi olabilir. Ama bu zaten bizim genelde çalışma modelimiz. Yani bütün ülkelerde çoğunlukla yerel ortakla çalışmaya, azınlıkta da olsa dikkat ediyoruz. Dediğim gibi yerel olmaya çok dikkat ediyoruz, çalışıyoruz. Mesela arkamda da görüyorsunuz Bahamalar'daki liman var. Orada da yerel ortaklarımız var. Portekiz'de de sanırım bunun da etkisiyle çok aslında sorunsuz bir süreç yaşadık. Peki. Emre Bey, teşekkür ediyorum. Hızlıca devam ediyorum. Jack Naymaz beyefendi sormuş. Portekiz'in Türkiye'de fuarlara katılım sağlayan firmalara verdiği teşviklerle ilgili bilgi rica edebilir miyiz diye. Bunu belki Büyükelçilik'ten beklemek lazım bu sorunun cevabını. Portekiz'in Türkiye'deki fuarlara katılım için Portekiz vatandaşlarına verdiği bir teşvik var mı? Özel Bey, bu soruyu sanırım ICEP'in cevaplandırması daha yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü söz konusu olan yani bizim Türk şirketlerine buradaki yatırımlarında ya da ticaretlerinde verdiğimiz desteğin ötesi de Özür dilerim. Ben aslında Mr. Leito'ya yönlendirmiştim. O zaman tamam. Your Ambassador, Your Excellency, this question I think should be addressed to you. They're asking if there is kind of an incentive for Portuguese participants to Turkish exhibitions and fairs. Is there anything? Maybe ICEP could, Mr. Padua could answer, or Mr. Ambassador, I don't know. My experience, I can talk by my experience in Singapore and in the United Arab Emirates, Dubai, where we had lots of exhibitions with Portuguese companies, presence of Portuguese companies, normally not the government, but the associations, the commercial trade associations and industrial associations of Portugal in the north or in the south of country, normally they provide support. That's my experience. Okay. But ICEP perhaps can tell something more than I. Thank you, Mr. Ambassador. As you said very correctly, in Portugal, typically any participation of a Portuguese company in international trade events are organized by the sector associations. They are the ones that provide the support for Portuguese participating companies on such events. Thank you. Okay. Since we have Mr. Ambassador here, I would like to also let you know that Mr. Bahit Agap from Aspisan, it's a very important corporation in Turkey for the military and defense batteries. They want to get in contact with you. I think after this meeting, they can contact with you directly. And he's asking your email. You see him as the participant. Maybe you can answer by yourself. And I see Mr. Naval. He's a manufacturer of industrial kitchen equipment. Having a problem for export price to Portugal. Again, this may go to
the ambassadors and the trade attachés to answer, maybe not now, but after the meeting directly, because we have very limited time and there's 27 questions and comments. I have to go very fast. And Emre Pekesen zaten cevabını zannediyorum Sayın Büyükelçimizden aldı. Yine ülkemizin önemli markalarından Pegasus'u temsilen bir sorusu vardı uçuşla ilgili. Sayın Büyükelçim anladığım kadarıyla cevap vermiş. Devam ediyorum. Suat Bey'e bir Çolak, Gürkan Çolak Bey'in şeyi vardı. Sorusu, are there any significant difference between a Turkish player and a Portuguese player being in Africa? Afrika'daki varlığınız noktasında Türk olmakla Portekiz olmak arasında fark var mı diyor. Benim de gözüme çarptı. Fildişinde Simpor brandini kullanmışsınız videodan anlaşıldığı üzere. Portekizli olmanın getirdiği bir avantaj mı yoksa bir strateji miydi? Şöyle bir strateji değil. Simpor brandini dediğimiz gibi Avrupa'da bilinir 6. büyük marka. Simpor bilinirliğini bütün dünyada da daha önce 12 ülkede bilinir bir markaydı. O bilinirliği kullanmak adına bir noktadaydı. Yoksa orada çalışan arkadaşlarımız içerisinde hem Portekizli hem Türk arkadaşlarımız var. Portekizli olmakla Türk olma arasında bir fark yok. Biz arada bir fark da görmüyoruz zaten. Oralarda hep birlikte çalışıyoruz. Bir dünya insanı olarak dünyada 5. sıraya yükselme konusunda ideallerimize devam ediyoruz. Marka bilinirliği konusundaydı oradaki konumlanmamız. Ama Afrika'nın algısı, da aynı şekilde. Afrika'daki algı Türk olmakla Portekiz olmak arasında, Avrupalı olmak, Türk olmak arasında bir fark var mı? Ben de yeri gelmişken sorayım. Biz Afrika'da çok dolaştık. Biz öyle bir fark görmedik doğrusu. Ama belki sizin açısından. Biz de şu anda ilişkide olduğumuz yaklaşık 12'nin üzerinde Afrika ülkesi var. Biz de orada herhangi bir fark görmüyoruz birlikte çalıştığımızda. Bizi karşılamaları yatırımcı olarak orada da çok büyük bir ilgi ve alaka gösteriyorlar. İyi uyum sağlıyoruz. Oyak olarak kültürümüzün getirdiği de birlikte çalışma ve lokal ananevi geleneklere saygıda o bizim çalışmalarımızın bir parça, bir sıkıntımız veya bir farklılığımız yok. Peki. Portekiz'le gidersek ama Portekizce konuşulan ülkelerde kesinlikle daha büyük bir welcome alacağımızı da kesin diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Raşit Kuşkaya Bey anahtar teslimi iç dizayn işleri yapıyormuş. Hem ofis, otel, okul konularında 40 yıldır bu işi yapıyoruz diyor. Şirketini tanıtmış. Bu durumda ilgi duyan şeyler olabilir. Participantlar olabilir, katılımcılar olabilir. Hatta yine Sayın Büyükelçim Lale Hanım belki Raşit Bey'in Portekiz açılımı konusunda ekibi belki Lale Hanım'ın ekibi yardımcı olabilir. Devam ediyorum. Mahmut Erbaşkan'ım burada bizimle birlikte bize demiş ki Afrika'ya açılma noktasında iki ülkenin hükümetlerinin özel sektörle işbirliği yapması mümkün mü? Nasıl olurdu dersiniz diye. İki büyükelçimize birden sormuş. Lale Hanım siz cevaplamak ister misiniz? Konuşmamda da belirttiğim gibi üst düzey siyasi temaslarda üçüncü ülkelerde farklı coğrafyalarda Türk ve Portekiz şirketlerinin işbirliği yapması, destek verilmesi hususunda kuvvetli bir siyasi irade mevcut. Bu tabii Portekiz'in Portekizce konuşulan özellikle Afrika ülkelerindeki dediğim gibi mukayeseli üstünlüğü ve bizim de Afrika ülkelerinde genel olarak çok kuvvetli bir varlık gösteriyor olmamız önem taşıyor. Ama pratik açıdan bakıldığında sahada doğal olarak karşılaşan şirketlerimiz de kuşkusuz olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda ben buraya ilk geldiğimde mesela yapı merkezinin Afrika'daki çok önemli bir demiryolu projesinin subcontractor'ının altyapı yüklenicisinin Portekizli bir şirket olması burada siyasi düzeyde de büyük heyecan yaratmıştı. Bu tür büyük projelerde bizim
özellikle inşaat sektöründe aldığımız projelerde Portekizli firmaların alt yüklenici, onların var olduğu yerlerde. Bütün bunlar nasıl bir araya gelir? Ben şahsen düşünüyorum. Bir alanda bir araya gelmek var. Mozambik'te, Angola'da karşı karşıya gelmek. Bir de örneğin bu yıl düzenlenecek iş forumu, iş dünyasını bir araya getirmek. Orada kuşkusuz sadece Portekiz'de yatırım yapan Türk şirketleri ya da Türkiye'de yatıran Portekiz şirketleri değil, bu üçüncü coğrafyalarda da yatırımları olan şirket temsilcilerinin bu toplantıda yer alması ve yüz yüze bir araya gelmesi bizim başka ülkelerde de deneylediğimiz, yaptığımız bir olay. Bunlardan bazen işbirliği kontratları çıkabiliyor. İlk temasları gerçekleştirip devam edebiliyorlar. Ben bu yıl içindeki iş forumunun, iş dünyasının bu üçüncü coğrafyalar içinde bir araya gelmesi açısından bir fırsat yaratacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Için. Sayın Gürkan Çolak Bey'in sorusuna zaten cevap vermiştik bu challenge noktasında. Gördüğüm kadarıyla Emre Sayın Bey de cevap yazıyor. Sühat Arman Bey de yine sordu. Biz isim vermeden soruyu sormuş olduk. İnsan kaynaklarından memnun musunuz diye OYAK tarafına ve cevabı hep birlikte verdik. Gizem Sulu Hanım bizden bir retail store'lar, Portekiz'deki retail store'larla ilgili birkaç isim istiyor. Belki kendisine yine Büyükelçiliğimizin ekibinden burada yazılı cevap verilebilir. Osman Budak, I'm very happy investment, OYAK gruba başarılar diliyor. Soner Tetik Bey, Portekiz'de firma kurulumu, hukuksal ve muhasebe işleri için Büyükelçiliğimizden bir destek alabilir miyiz diyor. Lala. Kuşkusuz bize yazılı olarak mail adresimize, bize ve ticaret müşavirliğimize yazılı olarak iletişim bilgilerini gönderirlerse ticaret müşavirimiz kendileriyle temas eder hemen. Yardımcı olmaya çalışırız. Okay. I would like to ask the speakers about the missing links that will increase production. Bugüne kadar Türk-Portekiz ticari ilişkileri içerisinde missing links, yani bugün artmamış olmasının neye bağlıyorsunuz bugüne kadar sorusunu João Pestana Diaz Bey'den aldık. Niye bugüne kadar istenen seviyeye ulaşmadı? Belki biraz biz iş dünyasındaki iş insanlarının diğer pazarlara olan fokusu yüzünden olabilir. Ben kendime biraz bundan şey çıkartayım. Pay çıkartayım, sıçalayım ama değişik yorumlar olabilir tabii. Türk iş dünyasının geleneksel pazarları vardı. Avrupa'da Fransa, Almanya gibi, İngiltere gibi, Orta Asya gibi, Afrika gibi. Zannediyorum henüz Portekiz'e yatırım yapılmamasını ve gerekli ticaret hacminin bu seviyede kalmasının birinci şeyleri bunlardır. Daha fazla para kazanabildiğimiz, daha çabuk adapte olduğumuz, daha yakından tanıdığımız coğrafyalarda halihazırdaki linklerimizi kullanarak yaptık işlerimizi. Ne zamanki dünyayı işte belli bir dönemden sonra dünyayı büyük bir pazar olarak görmeye başladığımızdan beri Türk tarafı için ve kendi şirketim adına konuşuyorum. Ve Portekiz her zaman hedef ülkelerden biri oldu. Ama bu soruya belki biraz daha diplomatik bir cevap vermek gerekirse, bilmiyorum, lazım mıdır Leyla? Sizin bir şeyiniz var mı, yorumunuz var mı bu konuda? Özel Bey, siz çerçevesini çok güzel çizdiniz aslında. Sanırım Portekiz pazarı bizim ihracat şirketlerimiz açısından daha geç keşfedilmiş bir pazar. Bir Avrupa'daki geleneksel bizim pazarlarımız, ticaretimizi yürüttüğümüz ülkelere göre daha geç keşfedildi. Ve tabii ki ne olursa olsun daha mesafenin, yani biz Avrupa'nın iki ucunda ülkeyiz, daha aramızda bir mesafe var. Bazen baktığımızda da dış ticaret ürünleri açısından tabii benzer ürünleri üretmek de var bunda. Pay olarak yani tamamlayıcı ürünler de olsa benzer ürünler de var. Ama şu var,
tabii son 3-4 yılda ticaret hacmi geçmiş yıllara göre çok önemli bir geometrik artış göstermiş. Yani karşılıklı pazarların keşfiyle. Ve biz bu artışın normalde dikine bir trend göstermesini bekliyorduk. Yani bu geçtiğimiz yılki azalma, düşüş çok farklı nedenlere, dünyada yaşanan bütün ekonomilerin daralmasına dayanan bir gerileme oldu. Biz bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde tekrar yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum. Ben Portekiz Büyükelçisi meslektaşımın da aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz birbirimizi keşfettik artık o açık. Sadece dış ticarette değil, yatırımlarda da keşfettik. Turizmde de keşfettik. İlişkilerde, yani kültürel sosyal ilişkilerde de keşfettik. Bu birbirini takip eden bir süreç olarak, birbirine olumlu etkileyen bir süreç olarak devam edecektir. Diplomatik oldu mu Özer Bey? Harika oldu. Ben kolegim de bilmiyorum, benden farklı hani nasıl bir yaklaşım. Karşılıklı destek var ama hani mesela bu son yılki daralmayı biz bir daralma olarak görmüyoruz. Çünkü bu ekonomilerin hepsinde yaşanan daralmanın bir yansımasıydı. Yoksa trend hep yukarıya doğruydu ticaretimizde. Belki Sayın Leyta'nın da bir yorumu olabilir. Mr. Ambassador, do you want to comment about it, or? I would like to tell two things. First of all, you should come, businessmen, businesswomen, you should come and see by yourselves. What is our country now? How is your country now? And if you like the environment, and you think that it's good to invest, you have to find out by yourselves. That's my first comment. The second comment is Ambassador Lala told that we are late, you are late. But I don't think so, because now we are better than we were before. So if you come now, you come in a better moment. This is diplomatic. Moment. This Thank is you. Very diplomatic. Thank you, Mr. Ambassador. Yes, I have to utilize the time more efficiently. I will, but thank you for the comment. This is encouraging. And actually, we've been telling in this webinar that we're not there yet. And I think this question is very good as a diagnostic question, like why we're not there yet. But you are telling us that we're not late. We're just, you know, learning each other. Now we are there and we can, you know, accelerate this, you know, speed of the collaboration. So thank you very much. I'm continuing. There is a attendee that doesn't want to give the name, is talking about IT solutions in Portugal as Turkish companies. I would like to answer this. We are Türkçe söyleyeyim, herkes anlasın, Türk arkadaşlarımız da. Şöyle ki IT çözümleri için Portekiz'de Türk firmaları ne yapıyor diye soruyor. Aslında herhangi bir eksiklik olmamasına rağmen, yani biz uluslararası operasyonları olan firmalar kendi şeyimizi, sistemimizi kendi supplier'ımızdan Türkiye'den sağlıyoruz. Ama koskoca Portekiz devleti elbette ki kendi yani Portekiz'deki tüm şirketler IT solution'larını sağlayacak bir sürü tedarikçi, yeterli kapasiteli tedarikçiyi elbette ki Portekiz'den buluyorlar. Portekiz IT noktasında gerçekten oldukça rekabetçi bir noktada. Bunu da geçiyorum. Devam ediyorum. Tekstil konusunda bilgiye ihtiyacı olduğunu söylemiş İbrahim Emre Cengiz Bey. Bu şeyinizi, bu sorunuzu ben Celeste Hanım'a yönlendireceğim İbrahim Bey. Size yazılı cevap versin bu konuda. Çünkü özellikle tekstili sorduğunuz için belki yüzeysel kalabilir bizim verebileceğimiz cevaplar. Is there imports in the automotive sector? Mr. Padua, do you want to give very quick answer for this? No, I think it's better with Mrs. Celeste because that's with her department. I am more on the opposite. I'm more for investment. For trade, Mrs. Celeste Moses should be ready. Okay, so this will be also answered by Celeste Mota when she is ready for that. Volkan Kocal Bey yazmış, Duyar'dan kendisi, Duyar vanalarından. I just want to recommend more fares.
Portekiz'deki fuarların artmasını ve Portekizce konuşan ülkelerden katılım sağlanmasını temenni etmiş. Suat Bey, bu soru size gelmiş. Çok kısa bir cevap verebilirseniz. Çok az kişi çalıştırıyorsunuz şeyde Türk olarak yatırımınız içerisinde, ama özellikle hangi pozisyonda çalıştırıyorsunuz arkadaşları? Bu herhalde bir mesaj olarak algılanacak bir şey. Hangi pozisyonları siz yapıyorsunuz, hangi pozisyonları yapmıyorsunuz gibilerinden. Yine adını vermemiş şeyimiz, katılımcımız. Çalışan arkadaşlarımız mühendis pozisyonunda. Şu anda görev alan yatırımda ve diğer bölümde proses mühendisi arkadaşlarımız. Mavi yaka veya diğerleri yok. Sadece 5 arkadaşımız ekspat olarak görev yapıyor. Okay. Gizem Sulu Hanım'ın yine bir online sales in Portugal diye, yani internet üzerinden satışlar Portekiz'de nasıl oluyor diye bir sorusu olmuş. Celeste Hanım'a yönlendiriyorum. Size ihtiyacımız olan derinlikte bilgiyi orada vereceklerdir. Osman Budan Bey'in Portekiz'deki Türk Investment'ın 53 milyon olduğuna dair bir bilgi paylaşmış. O bilgi zannediyorum bizim türümüzdeki OYAK türünde Global'in ve hatta birçok Türk yatırımcının değil de Portekiz'de bulunan Türklerin yatırımlarının tamamı olabilir. Çünkü yalnızca OYAK yaklaşık 700 milyon dolarlık bir yatırımla Çimpor'u aldı. Biz aynı şekilde 600 milyon euroya yaklaşmış bir yatırımımız var orada. Portekiz Investment in Turkey'in 760 milyon dolar olduğunu söylüyor. Bu da Osman Bey'in bizimle paylaştığı bir bilgi. Dediğim gibi bu bilgilerin şeyini test etmek lazım, neyi tanımladığını test etmek lazım diye düşünüyorum. Raşit Kuşkaya Bey az evvel kendisinin şeyini, iç dizaynla ilgili sorusunu cevaplamıştık. Yine Portekizce konuşulan kolonilerde iş yapmanın mümkün olup olamadığını soruyor ki webinarımızın birçok noktasında bunun mümkün olduğunu söylemiştik. Jacques Namias Bey CNR Expo olarak bir yorumda bulunmuş. Her zaman yanınızdayız demiş. Türkiye-Portekiz arasındaki B2B ilişkilerinde heyetler düzenliyorlarmış. Sanal heyetler tabii şu anda pandemi yüzünden. Nurşen Küçük Hanım, Formkaya Plastik Otomotiv'den yazıyor bize. How can we meet or contact with wholesaler and distributor company? Nurşen Hanım, bunu da Celeste Hanım'a gönderiyorum. Size Celeste Hanım bu konuda cevap verecektir. ICEP Türkiye olarak. Talip Fişekçioğlu Makbule. Öncelikle Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nden saygı ve selamlar. Portekiz'de yer alan üniversitelerle ilgili Türk. Zannediyorum Talip Bey'in bu sorusunu da bizim Ankara'daki Portekiz Büyükelçiliği'nden cevaplanması doğru olur. Portekiz'deki üniversitelerle ilgili bilgi istiyor ve aralarda ne tür bir şey olduğunu, işbirliği çerçevesi olduğunu merak ediyorlar. Bu konuda Sayın Büyükelçim ilgilenirse çok memnun oluruz. Pressan Makina Ankara'dan bize yazmış Gökhan Bey. Olası bir ticaret potansiyeli için dönüşlerinizi beklerim diyor. Biz bunu da Nil Hanım, lütfen Celeste Hanım'a iletelim. Bu arada bize bu mesajlarla soruları soran firmaların da bir an evvel Türkiye Portekiz İş Konseyi'ne üyeliklerini arzuluyoruz. Gelsinler, beraber çalışalım, onlara yardımcı olalım diyoruz. Deike döyüyor olsunlar lütfen. Kapı ve pencere konusunda alınacak Arife konusunda bilgi isteniyor. Bunu da Celeste Hanım'a yönlendirelim. Nil Hanım, yönlendirelim. Toplantı için teşekkür edenleri var. Şerafettin Bey, biz de teşekkür ederiz. Koltuk ihracatı yapmak isteyen Mehmet Damar Bey var. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Zannediyorum Lisbon'da bir ticaret ateşemiz bu konuda yardımcı olacaktır. Biz yine bunu yönlendireceğiz bu durumda. Şerafettin Bey teşekkür etmiş tekrar. Teşekkürler. Tekstil sektörü için bilgi sahibi olmak isteyen Sevim Hanım var. Yine onu da Celeste Hanım'a, bu şeyi talebi de Celeste Hanım'a iletelim. SNM Enterprise
North Cyprus, Kuzey Kıbrıs'tan bir katılım var Serhat Bey. Kağıt ve kırtasiye ürünleriyle ilgili Portekiz'de irtibata geçmek istiyor. Yine Lizbon'daki zannediyorum ticaret ateşesi ateşeliği konusu bu konuda yardımcı olacaktır. Nezih Yaman Bey, Aterko Yapı olarak ön üretimli malzeme üreticisiyiz. Afrika'da başarılıyız ancak Portekiz üzerinde müteahhit firmalara ve diğer firmalara iletişim kurmak istiyoruz. Yine Çimpor'la çalışıyorlarmış Suat Bey, Nezih Yaman Beyler. Bu da size bir bilgi olarak aktarılmış olsun. Bunu da Celeste Hanım'la paylaşacağız. Evet, katılımcılarımızın sorularına da cevap vermiş olduk. Bence verimli bir webinar oldu. İlk webinarımız, ikinci webinarımızda amacımız birebir görüşmelerin yapıldığı bir platform sağlamak. Yani bir anlamda matchmaking, bir iş çöpçatanlığı noktasında bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. DEİK Türkiye Portekiz İş Konseyi olarak. Tekrar bir ricada istirhamım olacak. DEİK üyesi olmayan firmalarımızın DEİK üyeliğini değerlendirmelerini, Türkiye Portekiz'de olan ilgileri dolayısıyla da Portekiz İş Konseyi'ne üye olmayı bu dönem için değerlendirmelerini istirham ediyorum. Webinar süremizin sonuna geldik. Öncelikle Sayın Büyükelçilerimize ve değerli konuşmacılarımıza bugünü, bu zamanı bize ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Umarım siz dinleyicilerimiz içerisinde faydalı olmuştur. Vaktinizi ayırıp bizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki Portekiz etkinliğimizde görüşmek üzere. Selamlar, saygılar, teşekkürler. Teşekkür ederim herkese, sağ olun. İyi günler, çok teşekkürler herkese.